17'nin son aylarında almış olduğumuz görevimizi 6. ve 7. olağan kongreleriyle taçlandırarak ve iki seçim, iki kongre ve bir de açılış mitinglerini bu teşkilatımız. AK Parti Van İl Başkanlığı'na atanan siyasetçi Emre Güray, düzenlenen törenle görevi devraldı. Yüküm çok ağır, bunun farkındayım. Yolun başındayız. Yalnız şu nokta önemli. Değindiler sayın vekillerim. İstanbul dediler. Evet, İstanbul çok kıymetli, müjdelenen bir şehir. Unutulmamalıdır ki sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 40 yaşındaydı. Ben de 40 yaşındayım. Allah'ın izniyle bu işi de layıkıyla yapacağım. İnşallah. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Herkesle birlikte yol yürüyeceğiz. Bunu samimiyetle, içtenlikle, adaletle söylüyorum. Bunu öncelikle herkes bilsin. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Van İl Başkanı olarak atanan siyasetçi Emre Güray, il başkanlığında gerçekleşen törenle görevi Kayhan Türkmenoğlu'ndan devraldı. Törene AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdullahat Arvas'ın yanı sıra eski başkan Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilat üyeleri katıldı. Allah'ın izniyle parlamentodaki çorda sallayacak. Sizden bir şey istiyorum ama. Yüksek morallerle, yüksek bir moralle biz 20 yıldır bu ülkeye hizmet eden şerefli bir partiyiz. Şerefli kadroların sahibi insanlarız. Her yerde ama her yerde bizim hizmetlerimiz var. Diktiğimiz abidelerimiz var. Allah'ın izniyle liderimiz de biz de partimiz de bütün görevlerini yerine getirecektir. Bugün burada bu toplantımızın sebebi yeni göreve atanan genç, bilgili, cesur bir arkadaşı göreve başlatmaktır. Bu görevi daha evvel yürüten Kayhan Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Yaptığı görevlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten 2018'de bu heyecanla yine bir araya gelerek 3 tane vekil seçtik Van'da, 8 tane vekille ve 3 vekil olarak da Van'ın yararına olan projeleri, yeni yapılan projelerle genel projeler Ankara'da takip ettik, yerelde ve Ankara'daki bunların neticelenmesi için hamdolsun karnemizi de bu şekilde milletimize söyledik. Ama 2018'den 2023 yılına baktığımız zaman Van'da bir Başkale'de çığ felaketi, o deprem felaketi oldu, sel oldu. 10 tane kardeşimiz Allah'ın rahmetine gittiler. Tekrar Bahçesaray'da 42 kişi vefat etti, çığ oldu. Yine denizde 70'e yakın, 70'ten fazla göçmenler vefat ettiler, boğuldular. Yani pandemi, kuraklık, buna baktığımız zaman deprem üstünde, bir önceki deprem felaketi gelince zorlu bir süreci geçirdik ama hamdolsun o zorlu sürecin üstesinde gelecek bir iktidar, bir cumhurbaşkanımız ve erdemli hareketinin de başta olunca umudumuzu yitirmeden yolumuza devam ediyoruz. Allah bizi iyi olanlarla haşır neşir etsin, iyi olanlarla yürütsün, memleketimize faydamızı dokunduracak bütün kardeşlerimizi de yani hizmet eden, taş üstüne taş koyan, Allah rızası için mücadele eden Cenab-ı Hak herkesten razı olsun. AK Parti Van milletvekilleri ile eski başkan Kayhan Türkmenoğlu'nun konuşmalarının ardından söz alan Emre, devraldığı görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bana tevdi ettiği zaman arkadaşlarım da Abdullah abimizin, Çağatay Bey'in çok kıymetli destekleri oldu. Yasin Bey'in ben öncelikle onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanında yer aldılar. Bundan sonra da hep birlikte yol alacağız. İnşallah. Buradan çağrım tüm teşkilatımızadır. Ben bütün bu teşkilatta emek veren başta Yekta Başkanımız, sonra rahmetli Ebu Bekir abimiz, Resim Başkanımız, Abdullah Başkanımız, Zahir Başkanımız ve çok kıymetli Kayhan Başkanımız. Tüm ekiplerle birlikte bu kısa zamanda bu büyük seçime hep birlikte gireceğiz. Bundan sonra da partimize yeniden yeni güçlerle katılımlar olacak.
Özellikle genç kardeşlerime şu mesajı vermek istiyorum. Ben de sizden biriyim. Unutulmasın, bilinsin istiyorum. Bu şehrin yaş ortalaması 21.2. Türkiye'nin en genç 5. şehriyiz. Eyvallah. Biz gençler olarak bu şehrin kültürünü yeniden canlandıracağız. Yeniden ayağa kaldıracağız bu şehri. Hep birlikte yükümüz ağır, inancımız, motivasyonumuz tam. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu durumda. Konuşmaların ardından eski başkan Kayhan Türkmenoğlu'ndan görevi devralan Güray, şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.